İç kulağın dengeden sorumlu kısımları yarım daire kanalları, tulumcuk ve kesiciktir. Yarım daire kanallarının uç kısmında şişkin bir yapı olan ampulla bulunur. Ampulla içinde jelatinimsi bir sıvı, endolenf sıvısı kıllı mekanoreseptörler yer alır. Yarım daire kanalları başın döndürülmesi ile oluşan hareket hakkında bilgi verir. Yani açısal hız ve dinamik dengeden sorumludur. Başımızı döndürdüğümüzde yarım daire kanallarıdaki endolem sıvısı hareket ederek jelatinimsi sıvının ve içindeki kıl hücrelerinin eğilmesine neden olur. İç kulakta oval pencerenin gerisinde tuluncuk ve kesicik adı verilen iki odacık bulunur. Bu odacıklar insanın yerçekimine ya da doğrusal harekete göre konum almasını sağlar. Tulumcuk ve kesecik sayesinde hem ileriye ve geriye doğru, hem de yukarıya aşağıya doğru olan hareketleri algılayabiliriz. Yani bu odacıklar statik dengeden sorumludur. Tulumcuk ve kesecik içinde otolit taşları, kıl hücreleri ve jelatinimsi sıvı bulunur. Başımızı eğdiğimizde otolit taşları jel içerisine uzanan kıllara baskı yapar. Mekanoreseptör olan bu kıl hücrelerinde kılların bu şekilde eğilmesi duyu nöronunda impuls oluşumuna neden olur. Sonuçta başımızın hangi açıda olduğuna ilişkin sinyal beyne gönderilmiş olur.